Büyük ve güçlü Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak üretim, teknoloji, istihdam, ihracat, katma değer yolunda atacağımız her adımda yanınızda olduğumu özellikle bilmenizi isterim. Değerli misafirler, kendi sınırlarımız içinde huzurla, güvenle, şevkle çalışabilmemizin şartlarından biri de ülkemizle birlikte bölgemizin istikrarıdır. Sizlerden Türkiye'nin Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesinde ve dünyada izlediği politikaları bu açıdan değerlendirmenizi istiyorum. Şimdi birileri çıkar, işte dış politikada şu anda yönetimin, iktidarın hali ortada. Şu anda Türkiye'nin yönetimi, Türkiye'nin iktidarı dış politikada destan yazmaktadır, destan. Ve bunu dünyanın devleriyle birlikte yazmaktadır. Hem diplomatik anlamda, hem askeri anlamda, hem de sınırlarımızın güvenliği anlamında bunu başarmış olan bir Türkiye var. Hazmedemeyenler yok mu var? Ve bunlar da dışarıda olmaktan çok içeride. Bunlar hazımsız. Bunları aslında gastroenterologlara göstermek lazım. Bizim kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda, ekmeğinde gözümüz yoktur. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Ama Suriye'den bize gelecek terör saldırılarına karşı tavrımız kesindir. Asla orada bir taviz olamaz. Onun için dün Sayın Ruhani'ye de onu söyledim. Bizim derdimiz şu: Suriye'nin topraklarında asla gözümüz yok. Ancak güvenlik noktasında sorunlarımızdan taviz veremeyiz. Ve bölgenin güvenliği bizim için esastır. Gerek Rusya, gerek İran'la birlikte bölgede attığımız adımların hedefi nedir? Güvenliği tesis etmektir. Şimdi tam tersine kendimizle birlikte tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin, müttefiklerimizin istiklalini ve istikbalini güvenceye kavuşturmanın biz çabası içindeyiz. Şu gerçeği hepinizin teslim edeceğine inanıyorum. Avrupa'nın, Balkanların, Akdeniz'in istikrarsızlığı bizi yakından ilgilendirir ve olumsuz etkiler. Aynı şekilde Suriye'nin, Irak'ın, Kafkasya'nın, Karadeniz'in yaşadığı sıkıntılar da derhal bize yansır. Ülkemizin sınır komşuları başta olmak üzere bölgesindeki her gelişmeyi yakından takip etmesinin, gerektiğinde müdahil olmasının sebebi işte budur. Tabii bunlar içinde Irak ve Suriye meselesi çok daha can yakıcı mahiyete sahiptir. Bilhassa Suriye'de devam eden hadiseler hem insani hem de güvenlik boyutuyla ülkemizle doğrudan ilişkilidir. Suriye krizinin uluslararası toplumun nezaretinde çözülmesi için uzun süre bekledik. Her türlü gayreti ve katkıyı da ortaya koyduk. Ancak bu süreçte Suriye meselesi çözülmediği gibi tam tersine sınırlarımızı ve vatandaşlarımızı doğrudan tehdit eden bir boyuta ulaştı. Bakın şu anda samimi olan Arabı, Kürt'ü, Türkmen'i hepsi ne diyorlar? Türkiye'ye gelsin. Niçin? Çünkü Türkiye'ye inanıyorlar, Türkiye'ye güveniyorlar. Cerablus'ta bu oldu. Afrin'de bu oldu. Sincar'da bu oldu. Bundan sonraki dönemde de eğer bu tür şeyler olursa
Bakınız, adım atmaktan çekinmeyiz. Ama Sayın Trump'la da yaptığımız görüşme neticesinde bize şunu söyledi. DAEŞ, buradan DAEŞ'i siz temizler misiniz? Biz temizledik ve bundan sonra da temizleriz. Yeter ki sizler lojistik anlamda bizlere gerekli desteği verin. Ve çekilmeye başladılar mı? Başladılar. Şimdi hedef bu diplomatik ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde sürdürmek. Nasıl ki Cerablus'ta 3000 DAEŞ'liyi etkisiz hale getirdiysek, bundan sonra da yine bu terör gruplarını, PKK, PYD, YPG hepsini etkisiz hale getirebilecek kabiliyete sahip bir Özgür Suriye ordusuna ve Mehmetçiklere sahibiz. Bunu herkes bilmesi lazım. Bunun için Suriye topraklarını huzura kavuşturma işini bizzat üstlenmek mecburiyetinde kaldık. Ülkemizde yaşayan yaklaşık 4 milyon Suriyelinin evlerine dönebilmesinin de hala Suriye toprakları içinde yaşayan ve her biriyle kadim kardeşlik bağlarımızın bulunduğu insanların kendilerini güvende hissetmelerinin de başka çaresi kalmamıştır. Rusya Federasyonu ile tesis ettiğimiz yakın işbirliği ve gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlar Fırat'ın batısındaki bölgeleri nispi bir istikrara kavuşturmamızı sağladı.